Maymunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 12 Eylül 2021 saat arkadaşlar. 23 suları son dakika gelişmesi var. Onu sizlere sunmak istedik. Bu haberi sizlere memurlarhaber.com web sitesinden okuyacağım arkadaşlar. Direkt ulaşmak isterseniz videonun altına da linkini ekledim arkadaşlar. Toplu iş sözleşmeleri gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır kamuda toplu iş sözleşmelerini sizlere sunuyorduk. Şimdi de arkadaşlar belediye kurumundan toplu iş sözleşmesi geldi. Hangi belediye? Bursa Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Evet, AK Partili Belediye Başkanı müjde diyerek duyurdu. Asgari ücret 4.950 TL oldu arkadaşlar. Detaylara bakalım. Milyonlarca çalışan pandemi ve yükselen enflasyon rakamları nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlanırken 2022 asgari ücret zam oranı için açıklanacak rakamı bekliyor. Asgari ücretle alakalı arkadaşlar geçen yılda aynısını yapmıştık. Bu yılda 2022 yılı asgari ücret için arkadaşlar ne var ne yoksa sizlere videolaştıracağız. Onu da dipnot olarak verelim. Çalışanlar hükümetten yüksek bir zam oranı almayı isterken konu hakkında yeni bir kulis haberleri basına sızdırılıyor demiş haberde. Gelen son kulis haberleriyle enflasyon rakamlarına göre 3.450 TL olabileceği belirtilen asgari ücret rakamı için hükümetin düşen oy oranlarını telafi etmek adına masasında 4.000 liralık zam teklifinde yer aldığı iddia edilmişti. Bu söylentileri güçlendiren bir son dakika gelişmesi de yaşandı arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 4.950 TL olarak çıkardı. Dediğim gibi arkadaşlar 2022 yılı için asgari ücret 3.450 TL düşünülüyor ama seçim de var arkadaşlar. 2023 yılında seçim var. O yüzden 4.000 TL çıkar mı olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Şöyle bir %30'luk bir zam da zaten 4.000 TL'yi bulur. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlar açıklama yaptı. Birazdan çalışma arkadaşlarıma bir müjde vereceğim diyerek büyük heyecan yaratmıştı. Başkan Aktaş daha sonra yapmış olduğu paylaşımda ise çalışma arkadaşlarımız bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin en iyi toplu iş sözleşmelerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz açıklaması yaptı arkadaşlar. Daha önce arkadaşlar belediye kurumları açısından konuşuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 7.000 TL'ler havada uçuşuyordu. Yine arkadaşlar Tunceli Belediyesi, Artvin Belediyesi, ilçe belediyelerin bazıları, Niğde'de bazı belediyeler böyle 6.000, 5.000 TL, 7.000 TL'ler havada uçuşuyordu arkadaşlar. Toplu iş sözleşmelerinin en düşük maaş olarak. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bintet şirketine en düşük maaşı 4.950 TL yapmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Belediyeler hükümete göre 2-3 tık önde gidiyorlar bu maaş yemeye açıklamalarında arkadaşlar. Memurlara biliyorsunuz %6, %7 civarında bir maaş zamı verildi. Ama bakın belediyeler, hükümet, AK Partisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi hiç fark etmiyor arkadaşlar, CHP'lisi iyi maaş zamları verdiler arkadaşlar. Geçen yıl ve bu yılda öyle gidecek gibi görünüyor. Evet, 36 ay süreyle geçerli olacak Bintet iştirakiyle bünyesindeki 5.200 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde eşit işe eşit ücretin sağlanması ve seyyanın artışlar ve ücreti eşitleme uygulaması yapılmış. Sosyal haklarda da iyileştirmeler yapılmış. Evli ve iki çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı Mart-Eylül dönemi için 4.950 TL'ye çıkarken bu rakam 15 Eylül'den sonra da 5.117 TL'ye çıkacak arkadaşlar. Gerçekten iyi bir oran. Şu an kamudaki memurların birçoğu 5.000 TL bile alamıyor arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim yani. Türkiye'deki en iyi toplu sözleşmelerden biri olduğu Bursa'da ise tüm belediyeler arasındaki en yüksek maaşlı sözleşmeyi hayata geçirdik. Toplu iş sözleşmesine ilişkin fark ödemelerinin ise kısa sürede çalışanların banka hesaplarına ödenmesiyle ilgili çalışmaları derhal başlattık açıklaması yapmış arkadaşlar belediye başkanı. Çalışanların enflasyon karşısında ezilmemesi amacıyla 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışlarının yanı sıra son dönemde de ise enflasyon oranı artı 1 puan ücret artışı uygulanacak. Sözleşmeyle en düşük ücretli gruba yıllık ortalama %21,3, yıl sonunda da %62 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Gerçekten iyi bir oran arkadaşlar. %62 zam. Bana Erbakan dönemini hatırlattı. Biliyorsunuz bir gecede işçiye memura %50, onun ardından da %50 daha %100 maaş zamları yapılmıştı arkadaşlar. İkramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapmış olduk. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler son dönemde ise 85 gün üzerinden ödenecek. Hayırlı olsun arkadaşlar, 85 gün neredeyse 3 ay arkadaşlar. İyi bir oran, iyi bir ikramiye olmuş. Asgari ücret 4.950 TL ödeyeceklerini açıklamış. 2022 asgari ücret. Açıklanan rakam ve başkan tarafından yapılan enflasyon vurgusu büyük heyecan yaratırken söz konusu açıklama sabah yansıtmış olduğumuz 4.000 liralık kulis haberini de destekledi. 2022 asgari ücret zam oranı içinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından kesin açıklamanın Aralık ayının son haftasına kadar yapılması bekleniyor. Zaten arkadaşlar 2022 yılı asgari ücretini de zaten biz sizlere videolaştıracağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, durum bu yönde. Uzun zaman gördük.
Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bintel şirketine 5500 işçiye arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. 5.117 TL güzel bir maaş olmuş arkadaşlar. Belediyeyi kuruyoruz. Darısı kamuda çalışan personele ve memura diyoruz arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yine memurlarhaberi.com web sitesinin ana sayfasında arkadaşlar. Bakınız çok fazla iş ilanı var. Bunları da sizlere göstereyim. Videonun altına da link olarak ekledim arkadaşlar. İş arıyorsanız ya da sağda solda iş arayan eşiniz, dostunuz, ahbabınız, çocuğunuz varsa Android uygulamamızda linkini videonun altına koydum. Direkt tıklayıp telefonunuza Play Store'dan indirin arkadaşlar. Kurun. 10-15 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz. Eğer Android uygulamamızı indirirseniz bu web sitemize girdiğimiz iş ilanlarını direkt cep telefonlarınıza bildiriyoruz arkadaşlar. Belediye pension alımları var. KPSS ikamet şartsız arkadaşlar 4.500 TL'ye. Yurt dışı iş ilanları kısmında Paris Büyükelçiliğine Türk uyruklu personel alımı var. 25.000 TL maaşlı arkadaşlar. Yine farklı bir kuruma 52 personel alımı yapılacak. Bu aralar çok fazla TP alımı var. TP alımlarını kaçırmak istemezseniz İşkur iş ilanları 2021 arkadaşlar videonun altına linklerini eklerim. Direkt tıklayıp İşkur iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. 5 ilde 295 TP temizlik görevlisi alımı var. Yine farklı bir haber ekledik. 15 şehirde il kadroları ekledik. TP alımları var. Videonun altındaki İşkur iş ilanları kısmından ulaşabilirsiniz. Kamu personel alımları linkinde Adıyaman Polis Evi'nde garson alımı var. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı var. Bursa Büyükşehir Belediyesi yine arkadaşlar bakın toplu iş sözleşmesini sizlere sunduk. Burulaş yine aynı şekilde otobüs şoförü alıyor arkadaşlar. 40 kişilik daimi kadrolu bir şekilde arkadaşlar. Bu ilana da videonun altındaki belediye personel alımları linkinden direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Merkez Bankası 40 uzman yardımcısı alımı yapıyor. Yine yurt dışı iş ilanı. Yine konsolosluklar arkadaşlar Almanya'ya en az lise mezunu sözleşmeli 4B personel alımı yapılacak. 25.000 TL maaşlı arkadaşlar. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kadrolu 4.346 işçi alımı var. Güvenlik ve temizlik görevlisi kura çekimi 15 Eylül'de yapılacak. Hemen onu videolaştıracağız arkadaşlar ve web sitemize de haberleştireceğiz. Android uygulamamızda da bildirim atacağız arkadaşlar. En az ortaokul mezunu kadrolu beden işçisi alımı var. KPSS şartsız personel alımı var. Yine farklı bir kamu kurumuna 20 temizlik personel alımı var. Kadrolu bir şekilde arkadaşlar. 15.000 sözleşmeli öğretmen alımı var. Milli Eğitim Bakanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan açıklaması yapmıştı arkadaşlar. Sözleşmesi kılavuzda yayınlanmak üzere bilginiz olsun. Sakarya Üniversitesi barista elemanı ve daimi 77 işçi alımı var arkadaşlar. Evet, bütün bu iş ilanlarını videonun altındaki linklerden direkt tıklayıp 3 saniyede önünüze gelecek arkadaşlar. Android uygulamamızda indirebilirsiniz. Web sitemizi sık sık ziyaret ederseniz hem kamu personel alımları, hem 4D kamu işçisi alımları, hem TP alımları, hem kamu işçisi haberleriniz arkadaşlar. Evet, durum bu yönde. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.